Şimdi Bozkurt'un bir muhacir mahallesindeyiz. Burası tamamen kerpiç evlerden yapılmış bir muhacir sokağı. Hiç apartman yok, hiç betonlaşma yok. Malumunuz bildiğiniz üzere Denizli'nin Bozkurt ilçesi Denizli'deki tek muhacir ilçedir. O nedenle bu mahallemizin, bu sokağını bir muhacir sokağı olarak güzelleştirmek istedik. Neler yaptık? Önce mahalleliyi topladık. Fikrimizi paylaştık. Onlardan olur aldık. Olur aldıktan sonra oluklarını düzelttik, kaldırımlarını yaptık, kiremitlerini tamir ettik. Yani evin yaşanabilir hale, zaten yaşanıyor evlerde, sadece 4-5 evde yaşam yok. Yaşanabilir hale getirilecek bir biçimde yapmaya başladık. Şimdi Bozkurt önemli bir yerleşke. Nasıl önemli bir yerleşke? İsmiyle bile önemli yerleşke. Mustafa Kemal Atatürk 1930 ile 36 arasında Bozkurt'tan geçerken biraz önceki tren istasyonunda Hamdiye ve Mahmudiyeliler tarafından durduruluyor. Mustafa Kemal Atatürk trenden iniyor. Ona çiçek veriliyor. O çiçeği veren teyzemiz hala yaşıyor. O çocuk, çiçek veren çocuğun da anlattığı üzere soruyor Mustafa Kemal Atatürk. Siz kimlersiniz diyor. Onlar da diyor ki bizler Bulgaristan'ın Deli Orman bölgesinden gelmiş muhacirleriz. O da diyor ki yüce ulu önderimiz siz gerçek Bozkurtlarsınız diyor. Önce Orta Asya'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan Bulgaristan'a göç etmişsiniz. Bulgaristan'dan tekrar Anadolu'ya gelmişsiniz. O gün Mahmudiye ve Hamidiye mahallesi hala vardır. Şu anda biz Hamidiye mahallesindeyiz. Mahallesinin ismi Bozkurt oluyor. O nedenle buradan da yüce kurtarıcımızı bir yad etmemiz lazım. Şu gördüğünüz bizim göç haritamız. Bu göç haritamızındaki resimler de eski Osmanlı arşivlerinden derlediğimiz Osmanlı İmparatorluğu döneminin son dönemindeki muhacirlardan elde ettiğimiz, arşivlerden elde ettiğimiz resimler. İşte yani muhacir üstüne verilmiş bir sözüdür bu. Bu söz çok önemlidir. Muhacirler kaybedilmiş topraklarımızın aziz hatıralarıdır demiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk. O nedenle onu da buradan yad edeceğiz. Ki mitolojik bitki bizim için önemlidir. Bizde ters lale şenlikleri yapılır. Türkiye'de çok az yetişir. Rakımı 1000'in üstünde olan yerlerdedir. Deli Orman bölgesinden ceplere koyulup gelmiş bir bitki soğanıdır bu. Bardağın özelliği şu, tek bir kökten yapılması. Yapıldıktan sonra zümzük denir bu ağızlarına. Su koyduktan sonra bu su sürekli buz gibi olur. Eskiden evden araziye gidilirken, tarlaya gidilirken tabii ki soğuk su önemli bir şeymiş. Bu suya konduktan sonra ve asla taşmaz. Bir tanesinden içerken diğerlerine hiç su gelmez. Çok özel bir bardaktır. Maalesef ustamız bir tane kaldı. İnşallah bu sanat ölmez. Çünkü gerçekten bir ağaç oyma sanatıdır bu avdan bardağı sanatı.